4.4 açıklamasını yapan ve bir süredir ekranlarda görmediğimiz Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Bu açıklamayı yaptı. Dolar bir anda 9.60 seviyesinde üzerine çıktı. 9.62-9.63 bandında şu anda gezinmeye devam ediyor. Merak ediyoruz, neden Merkez Bankası Başkanı ya da bazı zamanlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları sonrasında döviz harekete geçiyor? Deyim yerinde ise Türk lirası neden çakılmaya devam ediyor? Bunun ayrıntılarını konuşacağız ve bu dolar TL kuruyla birlikte nereye doğru ilerliyoruz? Eğer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasaydı dolar kuru ne olurdu? Konuşunca niye yükseliyor? Hangi söylediğine piyasalar takılıyor acaba? Bizler de öğrenmek, bilmek istiyoruz efendim. Şimdi kimle konuşacağız? İyi Parti ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ve Ömer Gencal'la konuşacağız. Kendisi finans uzmanı, eski bir bankacı, Deva Partisi'nin kurucu ve yönetim kurulu üyesi, merkez yönetim kurulu üyesi Ömer Gencal'la konuşacağız efendim. Konuşmaya başlayalım. Sayın Usta, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Gencal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Usta, sizle başlamak isterim. Başlığımızda da yazıyor. Kavcıoğlu konuştu, dolar yükseldi. Gerçekten merak ediyorum. Bazen Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili de böyle analizler yapılıyor. Neden konuştukça dolar yükselir? Ya da Sayın Kavcıoğlu ne söyledi de piyasalarda bu durum kötü olarak algılanıyor? Neden yetkililerimiz konuştukça liramız değer kaybediyor? Merak ediyoruz. Evet, yani bu çok sık karşılaştığımız bir durum. Niye? Çünkü konuşmalarında ya hakikaten piyasa gerçeklerinden kopuk analizler oluyor veya yani çok tehlikeli şeylerden bahsediyorlar. Daha doğrusu neden bahsettiklerini de bilmiyorlar. Herkesi tedirgin edecek, hem içeride bizleri hem de dışarıdan gelecek yatırımcı tedirgin edecek sözler sarf ediliyor. Bir çerçeve sunuluyor. Dolayısıyla bundan dolayı da bir endişe oluşuyor piyasalarımıza karşı. Budur. Yani halbuki bir ülkenin yöneticisi, Cumhurbaşkanı olsun, Başbakanı olsun, Maliye Hazine Bakanları, Merkez Bankaları konuştuğunda o ülkenin ekonomisine karşı biraz daha güven oluşması lazım. Mesela parası değerlenir. O anda baktığımızda işte yerli paranın değer kazandığını görürsünüz başka ülkelerde. Ama bizimkilerde tam tersi oluyor. Çünkü yani sıkıntılar var, sıkıntıları çözecek bir iradeyi ortaya koyamıyorlar. Hatta kimi zaman da işte bir kısım fiil ve sözleriyle de sıkıntıyı artıracak işler yapıyorlar. Herhalde bu nedenle oluyor. Şimdi tabii Merkez Bankası Başkanı'nı bugün takip ettik dikkatli bir şekilde. Yani aslında bir süredir bir değişiklik vardı. Onu belki bana göre biraz daha, bilmiyorum Ömer Bey ne düşünüyor, daha net bir şekilde söyledi. Yani biz tabii hep şunu söylüyoruz. Bu Türkiye'nin bir büyüme modeli, bir kalkınma modeli hiçbir şeyi yok. Yani böyle rastgele bir şeyler yapılıyor falan diye. Ondan sonra şimdi anlaşıldı ki kuru gözden çıkarmış. Efendim, enflasyonu gözden çıkarmış. Enflasyonun ortaya çıkartacağı işte gelir eşitsizliği, yoksulluk, fakirleşme gibi sorunları hiç dikkate almayan, onların tamamını bir kenara iten bir politika anlayışına doğru Türkiye hızla gidiyor. İşte bunun adı da rekabetçi kur ve ihracat artışı olarak konulmuş. Tabii bundan netice alınamadığını aslında hep biliyoruz. Başka ülkelerde denendi, Türkiye'de de denendi. Bunlar geçici, belki birkaç ay, belki 3-5 ay işte ihracatınızı dış konjonktürün de etkisiyle ihracatınızı bir şekilde kamçılar. Ancak işte içeriği Türk lirası değer kaybettiği için ithalatı biraz pahalılaştırırsınız. Bir miktar ithalatı da kısıtlayabilir, içeriden ikame edilmesini sağlayabilir filan. Ama bunların hepsinin geçici olduğunu, daha sonrasında bunun daha yukarıda yeni bir denge oluşacağını biliyoruz. Hep de böyle olmuştur. O zaman acaba akla şu geliyor. Bir şeyler mi, bir zaman kazanmaya mı çalışılıyor? Yani başka bir kafalarında siyasete ilişkin bir senaryo mu var diye de aslında insan aklına gelmiyor değil. Bakalım, onları da göreceğiz. Tabii şimdi nasıl güvenebilirsiniz? Hani güven azalıyor dedik. Neydi? En son 14.1 demişlerdi. Bu yıl sonu için son enflasyon raporunda. İşte arada Cumhurbaşkanı çıktı. İşte Temmuz kırılma noktası, Ağustos kırılma noktası, bir türlü hani tepeyi görüp aşağı doğru inmeyi yapamadık. Ondan sonra orta vadeli program daha mürekkebi kurulmadı. Şu anda bütçe bu çerçeveye göre görüşülüyor. İşte bütçe görüşmeye başladık. Oradaki enflasyon, yıl sonu enflasyon tahmini 16,2 idi. Bugün ne oldu? 18,4 oldu. Yani bir ülkede, yani bakın bizim artışlarımız, aylık artışlarımız, enflasyon tahminlerindeki, yani yıl sonu tahminlerindeki aylık yükseltmeler başka ülkelerin yıllık enflasyonundan daha fazla.
Yani bizdeki değişiklik onların yıllık enflasyonlarının daha fazla. Böyle bir şey var. Tabii bunu görünce de piyasa sürekli bir istikrarsızlık. Nasıl güveneceksiniz? Yani işte Temmuz'du, Ağustos'tu bilmem neydi filan dediler. Bir manşet enflasyona bakıyoruz dedi. Çekirdeğe bakıyoruz dedi. Çekirdek yükselmeye başladı. Şimdi nereye bakacağı konusu belli değil politika faizi açısından. Gelecek yıla ilişkinde hele yani 7.8'di. Şimdi 11.8'e çıkarttılar. Halbuki Türkiye'nin işte neydi normal şartlarda uzun dönem, orta dönem pardon. Enflasyon hedefi %5. Yani siz önümüzdeki yılda %11,8 diyorsunuz. Bu da zaten hiçbir şekilde tutmayacak. Bunları hep söyledik. Kurdaki tabii bu tahmin, kurdaki bu yükselmeleri, bunların ithalat fiyatları, ithalat üzerinden efendim enflasyon etkisini bence yeteri kadar dikkate almıyor. Bakın almıyor. Bunu zaten şu anda hemen değerlendirmeler de o yönde oldu. Yani 18,4'ü söyledi hani buna piyasa güvense yine belki problem yok. Piyasa da buna güvenmedi. Şu anda işte bütün yorumcular en az %20 gerçekleşir diye söylüyor. Tabii ayrıca başka bir sıkıntı çıkmazsa bir şeyler konuşup bir kararname çıkartıp da işte kuru tekrar zıplatmazlarsa yani bu seviyede bile böyle bir noktaya gidiyor. Şimdi tabii piyasanın beklentisi ve endişesi Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasını belki daha dikkatli olmaları nedeni acaba işte bir faiz indirimi daha gelir mi şeklinde bir tedirginlik. Orayı ben anladığım kadarıyla biraz açık bıraktı. Yani işte sınırlı bir alan kaldı yıl sonuna kadar faiz indirimiyle ilgili sınırlı bir alan kaldı denildi. Yani biraz daha herhalde işte kura bakacaklar veya işte gelen talimat neyse zaten Merkez Bankası'nın bunları kendi değerlendirmeler çerçevesinde almadığını biliyoruz biz. Yani çünkü bu tür durumlar da Merkez Bankası'ndaki o çok değerli ekonomistlerin, o çok değerli orta düzey yöneticilerin bizi nasıl düşündüğünü, nasıl düşünmesi gerektiğini falan da biliyoruz. Onların muhtemelen zaten muhtemelen değil onların düşüncelerinin bir miktar tersine kararlar alınıyor. Diğer bir husus tabii krediler şey üzerinde çok durdu. Ticari kredilerin bu sıkılaştırmalar sonrası çok fazla artışının çok fazla azaldığını, ticari kredilerin çok sınırlandığını, oysa ticari risk iştahının yatırımcılarda yüksek olduğunu, eğer kredi hani musluklarını açarsak yatırımlar üzerinden bir hem büyüme etkisinin olabileceğine ilişkin bir düşüncesi var. Öyle anlıyoruz ki bunun önümüzdeki dönemde kredileri, ticari krediler özellikle tüketici kredilerinde o kadar değil, ticari krediler veya yatırım kredilerinde daha doğrusu yani ticaret erbabına verilecek kredilerde biraz daha sanki kamu bankalar üzerinden tabii yani diğer bankalar üzerinden çok fazla olmaz bu. Kamu bankalar üzerinden biraz daha gaza basılacakmış gibi görünüyor. Benim ilk değerlendirmem bu şekilde. Sayın Gencial aynı şekilde Kavcıoğlu'nun konuşması doların yükselmesi bir yandan da kur dengeye gelecektir açıklaması sosyal medyada çok tartışıldı. Tabii kur dengeye gelecektir cümlesi telaffuz edildiği dakikalarda 9.60 bandında seyrediyordu hala dolar TL kuru. Hem bu açıklamalara enflasyon çıkışını hem de pek yerimiz kalmadı diyerek faiz indirimi konusunda bir sonraki PPK toplantısında olacak olan o meçhul karara işaret etti. Ama belirli bir aralık bıraktım bırakmadı mı Sayın Usta'ya katılıyor musunuz bu konuda değerlendirmelerinizi merak ediyoruz. Can Bey ilk önce şunu söylemek gerekiyor. Merkez bankaları itibar kurumlarıdır, kredi kurumlarıdır. Merkez bankaları bağımsız karar aldıkları makroekonomik göstergeler ve bekleyişler konusunda özellikle doğru feedbackleri, doğru geri bildirimleri alarak bu doğru geri bildirimlere göre mevcuttaki para politikalarını belirledikleri ve bu para politikalarının arkalarında durabildikleri sürece topluma sözlü olarak yapmış oldukları müdahalelerde, toplu olarak vermiş oldukları, sözlü olarak vermiş oldukları iletişimde para politikasını yönlendirir ve ellerindeki araçları da özellikle faiz aracında buna göre kullanırlar. Fakat Merkez Bankası'nın almış olduğu, bizim Merkez Bankamızın almış olduğu faiz kararının böyle bir bağımsız karar mekanizmasından çok uzak olduğunu hepimiz artık biliyoruz. O nedenle sene sonuna kadar faizin aşağıya kadar ne kadar sınırlı olduğu konusu bence Sayın Kavcıoğlu'nun da bildiği bir şey değil. O nedenle bu konuda yukarıdan gelecek talimatla o sınırın nerelerine kadar gelebileceğimizi hep beraber yaşayıp göreceğiz. Eğer kredi faizleri konusunda yatırımlar bundan sonraki dönemde yetmez, daha da fazla indirin gibi bir talimat gelirse
Muhtemeldir ki Merkez Bankası önümüzdeki süreç içerisinde bu talimatlara da uyup buna göre hareket edecek, ama kaçırdığı çok önemli bir husus var. Bu talimatlar yukarıdan geldikçe ve makroekonomik dengelerden uzaklaşmaya başladıkça kur konusu